İyi günler değerli izleyiciler. Gündem Spor'a hoş geldiniz. Müthiş bir lig yarışı var. 22. haftayı geride bıraktık ve artık zirvedeki 7 takımın birbirleriyle olan çekişmesini, heyecanını bekliyoruz. An itibariyle Trabzonspor maç eksiğiyle 44 puanla lider. Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanya, Fenerbahçe ve Beşiktaş diye sıralanıyor. Ama tabii ki sıcak gelişmeler de var gündeme dair. Özellikle Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Ali Şen'in açıklamaları var. Bunu konuşacağız ve önümüzdeki haftanın fikstürüyle aslında başlayalım. Çünkü sevgili Uğur Meleke ve Cem Yılmaz da bu heyecanı bizler de şimdiden yaşamaya başladık. 23. hafta Uğur, öyle bir hafta ki yani zirvedeki 6 takımın birbirleriyle oynayacağı ve belki de şampiyonluğa etki edeceği bir hafta diye düşünüyorum. Cuma günü Sivasspor, Alanyaspor, cumartesi Beşiktaş, Trabzonspor ve pazar günü Fenerbahçe, Galatasaray derbisi. Nasıl bir heyecan ve etki eder mi sence Uğur şampiyonluk yolunda takımlara? Yani Avrupa'nın top 10 liginde 6-7 takımın devrede olduğu bir turnuva şu anda yok. Daha da bir ilerisi hepsinin birbiriyle oynadığı bir hafta. Öyle bir hafta hiç da yok. Hiç yok. Öyle bir hafta hiç yok. Dolayısıyla Avrupa futbolunda da şu anda hani üst düzey elit liglerde eşi benzeri olmayan bir hafta olacak 23. hafta. Muhtemelen uluslararası ajanslara da herhalde netice haber olarak yansıyacaktır. Bizim için de bir futbol festivali olarak bakmak lazım. 7 takımın yarışın içinde olması, 4'ünün 2 puanlık marjda olması. Almanya'da 4'lü bir yarış var ama bizde o neredeyse 7'li. 7'li bir yarışın tadını çıkarıyor olmamız. Umarım bu haftada çok iyi bir 270 dakika izleriz. Futbol konuşuruz ve yarışta son nefese kadar devam eder. Aslında Cem, bir galibiyetin sıralamada bile çok şey değiştirebileceği çok enteresan bir hafta 23. hafta. Bak, bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Takımlar bir galibiyet serisi yakalıyor. Şimdi Trabzonspor'la Galatasaray yakaladı. Ligin ilk yarısının sonunda Beşiktaş maçına kadar Sivasspor yakalamıştı. Aslında bir periyot var. Yani o periyotta nispeten biraz daha rahat maçlar oynuyor takımlar. Ama ondan sonra birbirleriyle oynadıkları maçlarda ciddi zorlanıyor. Çünkü herkes birbirini yeniyor. Hakikaten böyle bir lig hiç yok. Biz Uğur Meleke ile sezon başında gündem sporu yaparken dedik ki belki bu sene hiç yaşanmamış bir lig olacak. Hatta değil mi, Alanya Spor, o zaman Malatya Spor, Sivas Spor, bunların şampiyonluk yarışında olabileceğini söylemiştik. Ve hakikaten bugün bu kadar çok takımın bir arada olduğu ve şampiyonluk potasında olduğu bir sezon hiç olmadı. Bir kere bu çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Dolayısıyla herkesin bir hesabı var, herkesin bir amacı var, herkesin bir hedefi var. Ve bugüne kadar hiç yaşanmamış bir şey yaşıyoruz bu sene. Ve ben ama özellikle pazar günü Fenerbahçe Galatasaray derbisinin de tansiyonun, heyecanın, konuşmaların, etrafın bu kadar çok söz savaşı, söz düellosunda birbirleriyle bizlere heyecan yaşattığı seriyi yerde... Seriyi yakalayan iki takım Galatasaray ve Trabzonspor. Biri Beşiktaş'ta oynayacak, biri Fenerbahçe'de oynayacak. Belki bu seriler bitecek. Belki ligde başka bir şey oluşacak. Ve bundan sonraki dönemde oynayacakları maçlar da çok önemli. Kimin kimle nasıl maçı kaldı? Yani hepsine bakmak lazım. Yani sadece bugün puan durumuna bakıp puan durumunda ilk 3 sıra. Şimdi hep basit. İlk 3 sıraya bakıyor. Tamam, artık şampiyonluk yarışında bu 3 takım. Yok öyle bir şey. Ben katılmıyorum. Herkesin şansı var. Mesela ikinizden de alayım. Bana göre, ben baktığımda fikstüre, Galatasaray en zor fikstüre sahip. Benim fikrime göre. Senin fikrine göre en zor fikstür kimdi? Ya bir beşli kolay süreç var. Denizli, Kasımpaşa, Konya, Malatya, Kayseri. Galatasaray şimdi o 5 maçı oynadı ve 5'te 5 yaptı. Sivas da ilk yarıda o 5 maçta 5'te 5 yaptı ve liderliği orada aldı. Aynı serileri yakalıyorlar hep. Aynı takımlara karşı. Başakşehir 5 maç, o 5 maçta namağlup yaptı. 4-1, 5-1, 4-1 yendi sırayla. Başakşehir orada zirveye yerleşti. Aslında Beşiktaş 4'te 4 yaptı. Malatya yenildi. Sergenli Malatya. Yani hep büyük takımlar o 5 haftalık süreçte bir yukarıya tutunuyorlar. Sonra birbirleriyle oynuyorlar ve durum değişiyor. Dolayısıyla şöyle haklısın. Galatasaray ilk 5 haftada o 5 nispeten kolay fikstürü yedi. Onu yediği için şimdi daha zor bir kalanlar fikstür. Kalanlar hep rakip. Galatasaray ilk 7 takım içerisinde İlk 7'nin içinde yer alan takımlarla oynamayan tek takım. Daha oynamadı. Daha hiçbiriyle oynamadı. İlk defa bu hafta oynayacak. O yüzden Galatasaray'ın gerçekten kalan maçları zor. Hepsine kolaylıklar diliyoruz ama tabii şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde de önemli açıklamalar var. Mesela başlayayım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü saat 16'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Derbiden hemen önce, birkaç gün önce. Ve bugün de
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen Sabah gazetesine bir röportaj verdi. Çok önemli açıklamalarda bulundu spor dünyasına dair. Önce o açıklamaları bir ekrana getirelim, ardından da bunu konuşalım. Sabah gazetesine açıklamalar yapan Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini belirterek, onun isminin bu işlere karıştırılmasının yanlış olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun daha iyi olması için uğraşıyor. Bunu yakından biliyorum. Siyasetçiler bir takımı tutabilir ve şampiyon olmasını gönlünden geçirebilir. Bu normal bir şey. Kimse bir takımı tutuyor diye onu şampiyon falan yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı siyasetin spora bulaşmasına asla izin vermez. Spor dünyasında kimse Cumhurbaşkanı'nın adını kullanmasın, karıştırmasın da Erdoğan sporun iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmiyor. Ali Şen, Trabzonspor'un kollandığı şeklindeki görüşlere katılmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı istiyor diye bir takım şampiyon olmaz. Ben Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum. Hakemler birçok takım için hatalı karar veriyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi bu sezon. Çok iyi oynuyor. Ahmet Ağoğlu da, yönetici kadrosu da kulübü çok iyi yönetiyor. Uzun süredir yakalayamadığı güzel oyunu bu sezon yakaladı takım. Trabzonspor'un uzun yıllar şampiyon olamaması da lig için bir kayıptır. Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, son günlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanan gerilim üzerinden siyaseti spora karıştırma çabalarının yanlış olduğunu da söyledi. Ben yıllardır sporun siyasete, siyasetin de spora karışmaması gerektiğini söyleyen biriyim. Bu çok önemli bir dengedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı olduğu günden beri Fenerbahçe'ye her türlü katkıyı sağlamıştır ve sporu siyasete de hiç karıştırmadan yaptı bunu. Cem, hepimiz bu stüdyoda sevgili Başkan Ali Şen'i uzun yıllardır tanıyoruz ve nasıl bir insan olduğunu da biliyoruz. O yüzden nasıl buldun efsane açıklamalarını başkan, efsane başkanın? Ali Şen benim de mesleğe başladığım ilk yıllarda Fenerbahçe Kulübü'nün başkanıydı. Gelmişti ilk tanışmamızda, hiç unutmuyorum. Daha o zaman 21 yaşındayım. Dedi ki senin dedi yüz çizgilerin dedi çok güzel, ekranda çok iyi görüntü veriyorsun demişti. O zaman bayağı gönlümü fethetmişti. Ali Şen, buradan sevgilerimizi iletelim. Aynen. Evet, son bir haftadır, 10 gündür bu konuyu çok konuşuyoruz ve bu konuyla ilgili de açıklamalar geliyor. Önce Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını Hürriyet Gazetesi'nde Fatih Çekirge kaleme almıştı. Ardından Cumhurbaşkanımızın açıklamaları. Az önce söylediğimiz nokta, biz futbolun içinde kalmalıyız. Evet, bir takım şampiyon olacak ve 7 takımın potada olduğu bir sezonda 6 takım belki mutsuz olacak. Bu işin sonunda. Yani işin böyle bir gerçeği var. Yani 7 tane takıma birden şampiyonluk kupası veremezsin. Ama başarısızlıkta ne kulüp yöneticileri işi başka boyutlara taşıyıp bu işin arkasında siyaset var, siyasetten dolayı biz gidemiyoruz dememeli, ne de siyasi taraf hiçbir şekilde bu konuda rengini belli etmemeli. Bu kadar net. Zaten Cumhurbaşkanımızın söylemi de bu. Herkes kendi yerinde, kendi profesyonel alanında. Aynen olmalı. Öyle. Ben de öyle. Ben sen de siyaset konuşma. 4 kere haber merkezine teklif aldım. Haber. Evet. Anchorlık tabii, için. Eskiden çok Star'da falan çok fazla. Dedim ki ben habere girmem. Çünkü İşim ben değil. Siyasetten anlamam. Siyaseti sevmem. Ya anlamam deme. Sen anlıyorsun ya aslında. Anlamam derken şöyle. Beni ilgilendi ya. Ben Aynen. istemem. Ben spor konuşmak isterim. Ben spor için evet. bunu seçtim. Biz Uğur Melek'e de ne yapıyoruz? Sporun içinde kalmaya çalışıyoruz. Futbolu konuşalım. Adam güzel analiz yapıyor. Mesela dün çok güzel Ankara Gücü Fenerbahçe maçının analizini yaptı. Ankara Gücü'ndeki değişimi anlattı. Fenerbahçe'deki neden bu maça bir çözüm bulamadı ki? Bir hafta önce Alanya maçında da aslında aynı şeyleri konuşmuştuk. Yani sahanın içinde bir takım çözümleri aramak lazım. Sen sahanın içinden çıktığın an, o zaman zaten sahanın içinde bir şey kalmazsa o zaman çözüm bulamazsın ki. Ne yani? Her maçı birilerinin isteğiyle bir şey. Yani o zaman bir hakem her maçı bir takıma kazandıracak mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Zaten böyle bir şey oluyorsa o zaman biz niye futbol konuşuyoruz ki? Konuşmayalım. Gerek yok. Bir de bu tartışmaların aslında bence isim vermeyeceğim şimdi. Çünkü her takım olabilir. Bu güzel futbol oynayan takımlara da haksızlık ediliyor. Yani bir şeyler o zaman gölgede kalıyor. Senin eforun, senin başarın, senin tarihi bak. Mesela şimdi Trabzonspor lider diye söylüyor. Trabzonspor kaç yıldır şampiyon olamıyor? Nasıl ne zaman oldu? 84 miydi? O işte. Ya bu kadar yıldır olamıyor. Bak şimdi peki 36 yakalmış? Yıldır şampiyon olamadı. Büyüklüğünden bir şey kaybetti mi? Asla olur mu canım? Liverpool kaç yıldır olamıyor biliyor musunuz? 90. 30 yıl. Hiçbir şey kaybetmedi. 3 yıl, 5 yıl. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı. Ne yaptı? Büyüklüğünden bir şey mi kaybetti?
Asla. Büyük yani. Takımlar büyüktür. Her zaman büyük camialardır aynen. bunlar. Yani bir sene bir şey ama biri olmayacak yani. Biri olacak, diğerleri olmayacak yani. Bu kadar basit. Evet, dileyelim bu açıklamalar gerçekten artık nihayetlensin. Biz futbolu konuşalım. Çünkü ben en son konuşmamızda... Yok, sağduyulu bakmak lazım. Evet, yani şimdi sağının içinde kalmak lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar hep kritik maçlar. Ama büyük takımlarımız bunlar. Türk futbolunun lokomotifi. Bunlar önemli takımlar. Bunların varlığıyla Türk futbolu bir yere gelecek. Bunlar olmazsa Türk futbolu olmaz ki. O zaman konuşamayız. Türk futboluna hiçbir şey bahsedemeyiz. Yani bunların bu değerlerini koruması lazım. Yok etmeyelim. Aynen. Doğru söylüyorsun. Peki. Şimdi biz tekrar sahaya dönelim. Çünkü az bir zamanımız kaldı. Sevgili Uğur, ikinci yarıya gerçekten damgasını vuran transferler var. Gözle görülür bir şekilde sahada hissediyoruz da. Hangi takımı ön plana çıkarırsın ve hangi oyuncuları? Ya enteresan. Türkiye Ligi apertura, klasura gibi oynuyor. Açılış ligi, kapanış ligi gibi yani. İkisi birbirinden farklı. Yani birinci devrenin sonundaysa bir şampiyon ilan etmek lazım. İkinci yarı yeniden başlatmak lazım. Çünkü kış transfer dönemi o kadar hareketli ve o kadar sayısal olarak yoğun geçiyor ki. Şimdi Ankara Gücü 14 tane oyuncu aldı. İşte Ankara Gücü bunu nasıl bu kadar iyi yapıyor? Bana ama çok enteresan geliyor bana. Enteresan. Doğru bir model değil. Kimseye önermiyoruz. Yani doğrusu yazın transfer yapmaktır. Ama Ankara Gücü kışın transfer yapıyor. Geçen sene Boyd, Kitsiu, Orgil, Sako süper adamlar aldılar. Peşini de eklediler üstüne. Şimdi bu sene Lobanitse, Mihalak, Gerson, orta sahnesi Lukaşık hepsi iyi takımlarda oynayarak. Lukaşık 15 maç oynayarak gelmiş Polonya Ligi'nden. Lobanitse Danimarka'da 8 gol 2 asist yapmış ilk yarıda. Çok isabetli transfer. Öyle bir en çok etkilenleni gösterdi şimdi arkada. Çaykur Rizespor'lu Skoda. Ulusal takımında önemli oyuncu santrfor. Çek milli takımı. Onun dışında işte Trabzonspor Da Costa'yı direkt koydu 11'e. Hüseyin'in son anda bir problemi oldu. Direkt etki etti. Onu da söylemek lazım. Ağzışehir'in aldığı Maxim. Alexander Maxim. Uzaktan şut silahı. Gençler Birliği Kalesi bu hafta ligin kademine tesir etti. Alanya'yı durdurdu Nordfeld. Kurtarışlarıyla. Doğrusu yani, Avrupa'nın en azından kaçtı. Büyüklerin çok... yapamadığını yaptı. Ve aslında onlar dengeleri de değiştirecek. Öyle gözüküyor. Yani Gençler Birliği mesela Alanya galibiyeti sürpriz değil mi? Alanya'da en dengeleri gençlerle takılması. Gaziantep Sivas'ı yenmişti. Gazişehir Gaziantep. Çaykur Rize keza öyle sürprize açık bir takım. Yani sürpriz yapmaya açık. Harmaş'ı yani, da aldı onlar. Şikoda ve Harmaş. İki bence tabii bu takımlar da hani belki ligin ilk yarısında kolay geçilmiş gibi gözüken bazı takımlar ki Ankara Gücü bunun en başına geliyor. Orada Mustafa Reşit Akçay'ın da hakkını verelim. Tabii. Yani kesinlikle. Hatırlıyorsunuz değil mi ya? Adam yani Trabzonspor, Osmanlıspor'da Osmanlıspor gibi bir takımı Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkartmıştı. Yani az buz büyük işler başarı, yapmadı. Evet. Şimdi Ankara Gücü'ne de bir hava kattı. Bence bu takımlar da şampiyonluk yolundaki takımlarla oynayacağı maçlarda onlara çelme ilk yarısına göre dengeleri değiştirir. Tabii ben de bir çelme. Bu arada senin saydığın isimlerin çoğundan bir 11 yaptık. Daha doğrusu evet hepsi var hemen hemen. O 11'i de ekrana getirelim. İşte bu Ocak ayı transferlerinin nasıl katkı sağladığını gösteriyor bu tablo. İşte zaten az önce senin de saydığın oyuncular. Aynen öyle. Yani Kudryashov, Antalya Podolski'yi aldı, Sinan'ı aldı, Kudryashov'u aldı. Galatasaray'da Sarakki sakatlandı ama sakatlık öncesi direkt tesir etmişti. Gerçekten de bu 11. NDI'ye ligin belki en iyi orta saha Sivas Spor'a karşı müthiş bir top oynadı. Müthiş. Yani belki skora yansımadı NDI'nin oyunu ama Trabzon Sivas evet. maçı anahtar adamıydı. Bence işte bu tablodan hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın da çok büyük ders çıkarması lazım. Demek ki istenilince doğru transfer yapılabiliyor. Bu arada bu akşam Limitsiz Futbol Akşamı. Siz olmayacaksınız. Gerçekten ben buradan bir hatırlatma da yapayım. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray yani Türk futbolunun en büyük derbisi ya, hiç bu tartışmasız. Orada bir şey yapacağız. Karma 11 yapacağız. İki takımda bakalım hangisi hangisi diye. Ya yani futbol biz ısrarla futbol konuşmaya devam edeceğiz. Futbol konuşmak istiyoruz. Futbolda kalacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum Uğur Meleke ve Cem Yılmaz'a. Değerli izleyiciler, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.